yaptığı evrim düşüncesi. Yani zoolojik bir süreç sonucunda insanın yaratılmış olması, insanın varoluşu. İkinci düşünce ise daha çok ilahi kitapların ortaya koyduğu yaratılma. Yani buna sanatı da eklememiz gerekiyor. Yani teologlar ve sanatkarların ortaya koyduğu bizzat insanın Tanrı tarafından yaratıldığı ile ilgili olan görüş. Bu evrim ve yaratılış bölümünde bunu dört bölüm altında inceler. Bunlardan bir tanesi Darwin ve Michelangelo'dur. Yani o zoolojik evreden insanın yaratılışı ile ilgili ortaya konmuş olan performansla sanatın ortaya koyduğu o yaratılış düşüncesini kıyaslar. Bu son derece önemlidir. Arkasından bir iptidai yani ilkel idealizm gelir. Canlılar alemindeki dualizm ve humanizmin anlamı. Yani bugün çokça kullanıyoruz bu humanistik bir kavramı. Aslında bu ne anlama geldiği ile ilgili bir boyut taşıyor. İkinci bölüm ise kültür ve medeniyet. Bizler genellikle kültür ve medeniyeti aynı potada ele alırız. Ve medeniyeti daha önceleriz. Oysa Aliya her ikisini de aslında olduğu zemin üzerinde oturtur. Dinler daha çok kültür inşa ettiklerini, bilimin ise daha çok medeniyet inşacısı olduğunu, medeniyetin ve bu bağlamda onları analize tabi tutar. Alet ve kült, yani iki tarih, alet ve kült, iki tarih. Dualizmin refleksi, eğitim ve meditasyon, bu son derece önemlidir. Bugünlerde zaten özellikle internet üzerinden eğitimin yapılmış olması, belki de hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimizde en çok konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi bu eğitim sistemleridir. Şüphesiz bunu konuşmamız gerekiyor. Yani müsbet ve klasik eğitim, kitle kültürü denilen olgu, köy ve şehir, işçi sınıfı, din ve devrim, insana karşı ilerleme, tiyatronun kötümseliği ve nihilizm. Bizim bugünlük üzerinde duracağımız aslında konular bunlar. Tabii Aliya düşüncesi itibariyle özellikle hayatı yalnız üç bölümde ele alır ve bu üç bölümde günümüz dünyasında İslam'ın rolünü esas tartışır. Üç şekilde şöyle ele alır onu. Bunlardan bir tanesi dini anlayış. Diğeri materyalist anlayış. Üçüncüsü ise İslam anlayışı. Yani İslam dünyasının görüşü. Bunlar bilinç, varlık ve insan olarak tanımladığımız üç temel kavrama eş düşmektedir. Bunlar bilinç, varlık ve insan olarak tanımladığımız üç temel kavrama eş düşmektedir ve onların yansımasıdır. Eski zamanlarda günümüze kadar var olmuş bütün ideoloji, felsefe ve düşünce sistemi son tahlilde bu üç temel dünya görüşüne indirgenin. Bunların ilki yegane veya birincil olarak ruhun varoluşunu, ikincisi yegane veya birincil olarak maddenin varoluşunu esas alırken, üçüncüsü yani İslam, ruh ve maddenin eş zamanlı mevcudiyetinden hareket eder. Sadece madde var olsaydı maddecilik mantıklı tek felsefe olur. Din amaçsız hale gelirdi diyor. Tam tersine şayet ruh varsa insan da vardır. O halde hayat içinde hiçbir din ve ahlak modelinin bulunmaması halinde manasız olurdu diyor Aliya. Aliya bu kitabını tabii bu giriş kısmını mutlak anlamda okuyup ezberlemek gerekiyor. Ama sonuç itibariyle Aliya şöyle diyor. Diyor ki Aliya, burada size çelişkili gelebilecek olan şeyler şu, insanlığın bulduğu doğruları onaylamak zorundayız diyor. Gerek sosyalizmin gerekse Hristiyanlığın ortaya koyduğu
doğruları onaylamak zorundayız. Çünkü onları İslam da doğruluyor. Eğer onları biz yanlışlarsak, doğruları ama, yani mutlak doğruları, eğer onları yanlışlarsak İslam'ı da yanlışlamış oluruz diyor. Yani insanlık aslında ortak doğruları bulabilme anlayışını da ortaya koymuş oluyor. Diyor ki aslında bir konum vardı. Onu çok önemsiyorum. İslam'la ilgili söylediği çok ilginç bir şey vardır. İslam ve İslam dünyasının sertleşmiş ve kendi içine İslam ve İslam dünyası sertleşmiş ve kendi içine kapanmıştır. Bu durum hiç şüphesiz İslam'ı tamamlanmış ve sonsuza dek tanımlanmış bir öğreti olarak görme eğiliminden ileri gelmektedir. Oysa Aliya bütün bir zamanların kendi içinde bir dinamizm taşıdığını ve her zamana göre bir dilin bulunması gerektiğini ve kullanılmasını gerektiğini ve bugünün de yani içinde gelişmekte olduğumuz sürece o ilahi nizamın çerçevesi içinde yeni bir dil geliştirmemiz gerektiğini söyler. İslam deklarasyonunda buna da yeniden Müslüman olmak olarak kavramlaştırır ve mücadele etmek olarak bunu ortaya koyar. Mesela Kur'an'ı sıradan bir okuyucu ya da analist üzerinde sistematik olmayan ve çelişkili etmenlerin bileşimi olduğu yönünde bir intiba bıraktığı bilinen bir durumdur. Yani Kur'an okununca ve Kur'an araştırmaları yapan insanların Kur'an'ı anlamakta içinde çok çelişkili şeyleri var olduğunu görürler. Ancak Kur'an literatür değil, hayatın kendisidir ve onu bir düşünce sisteminden ziyade bir yaşam biçimi olarak görmeye başladığımız vakit onu okumaktaki zorluk ortadan kalkar. Yani onu anlamak ve okumaktaki zorluğumuz onu bir hayat biçimi olarak görür ve hayatın kendisine uygulamış olursak bütün bu çelişkiler ortadan kalkar. Kur'an'ın tek sadık yorumu hayatın kendisi olabilir. Yani Kur'an'ın tek sadık yorumu hayatın kendisidir. Dolayısıyla buna ilahi nizam çerçevesi içinde bakmak gerekiyor. Bildiğimiz gibi bu Hazreti Muhammed'in hayatıdır. Yazılı şekli olan Kur'an'da anlaşılmaz ve çelişkili gibi görülebilecek İslam ilmi Hazreti Muhammed'in hayatı ile bir bütün, tabii bir ahenk ve sevgi ile gücün ulvi olanla real olan etkileyici bir birleşimi olarak ortaya çıkar. Halkın yaşamına uygulanmış din ve siyasetin bu çarpıcı birleşimi en üst seviyede muazzam bir enerjinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İslam formülü kritik bir noktada hayatın formülüne denk düşmüştür diyor. Sonunda da tabii sonunda şöyle diyor. Diyor ki aslında bu kitap bir teoloji kitabı değildir. Yazarı da teolog değildir. Bu bakımdan kitap İslam'ın günümüz jenerasyonunun, neslinin konuştuğu ve anladığı dile tercüme edilmesi çabasıdır. Yani Aliya kendi düşüncesi çerçevesi içinde çıkarak anladığı şekilde bugünkü genç neslin o ilahi nizama anlamasına yönelik bir çaba olarak kitabını görmek, bu dilin tercümesi olarak görmektedir. Bu durum kitabın bazı hatalarını ve yanlışlarını açıklayacaktır. Zira kusursuz tercüme yoktur. Yani dolayısıyla bu bir katkıdır. Belki de bizim yapacağımız tek şey bu katkıya bizim de bir katkı sağlamamız. Yani Aliya'nın Doğu Batı arasında İslam kitabıyla birlikte aslında insanlığın önüne bir katkı sunuyor. Özellikle İslam dünyasında, yani İslam dünyasının genç jenerasyonunun önüne, genç neslinin önüne bir açılım koyuyor. Şimdi yapılması gereken şey onun koyduğu yerden başlayarak o açılımı daha fazla, daha genişletmek ve daha bütün bir evrensel konuma iletebilmek. Zaten bugün eğer hiçbir şey eskisi gibi olmayacak anlayışı üzerinden yola çıkarsak, Aliya'nın Doğu Batı arasında İslam kitabı aslında ne olacağını bize anlatıyor. İlginç olan bir şeyi söyleyebilirim. Bugün
Bu çerçeve içinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Entelektüellerin tartıştığı iki şey var. Pandemi sonrası dünya nasıl oluşacak? Bununla ilgili iki tane kanaat var. Bunlardan bir tanesi daha otokratik, daha kontrollü, daha içe kapanık bir dünyanın oluşumu. Bir diğer anlayış da bugün insanlığın yaşadığı bu büyük trajedinin veya dramın diyelim, ortaya çıkarttığı iklim daha dayanışmacı, daha paylaşımcı, daha eşitlikçi bir dünyaya doğru evriliştir. Şimdi daha otokratik, daha baskıcı ve daha kontrollü bir dünyaya, yani daha güçlülerin egemen olduğu bir dünyaya doğru gitmiş olmak zaten tam da geldiğimiz nokta burası. Diğer tarafta daha eşitlikçi, daha paylaşımcı, daha dayanışmacı, daha ahlaki, daha doğayla barışık, yani bunun nitekim birçok entelektüel bugünkü gelişmeleri doğanın insandan, o kibir abidesi olmuş olan insandan intikamı haline dönüştürür. Yani şöyle düşünür. Bilim ve evrim sürecinde oluşmuş olan insan aslında dolayısıyla ilahi nizamın ortaya çıkarttığı o şekil bozulmuştur. Bunun yeniden ihyası o doğa insan ruhunun keşfedildiği budur. Anlaşılıyor ki bizim galiba yayın şeyimiz bize çünkü evet. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Benim sesimi alan var mı? Bana bir mesaj atarsa sevinirim. Şimdi geliyor hocam, düzeldi. Geldi mi? Evet. Dolayısıyla ilginçtir. Aliya bir tarafta bu pozitivist, yani materyalist anlayışla ve onun oluşturduğu bu evrim süreciyle ilgili izahını yaparken tamamen Batılı bilim adamlarının ortaya koyduğu anlayıştan yola çıkarak bunu yapar ve öyle analiz eder. Enteresandır. Bu konuda şöyle bir görüşü var Aliya'nın. Der ki, insanın kökeni her dünya görüşünün temel taşıdır. İnsanın nasıl yaşaması gerektiği hakkındaki her tartışma bizi her zaman insanın nereden geldiği sorusuna yöneltir. Bilim ve dinin bu soruya verdiği cevap diğer sorularda da olduğu gibi çelişkilidir. Çünkü bilim evrim sürecini, yani insanın zoolojik bir süreç sonucunda güçlü olanın hayatta kaldığı bir çerçeveye indirger. Oysa dinler ve sanat insanın ani ve sancılı bir süreç sonucunda yaratılmış olduğunu söyler. Dolayısıyla Darwin ve Michelangelo karşı karşıya koyarken özellikle reform ve Rönesans sürecinde Michelangelo'nun Sistine Şapeli'nde insanın yaratılışı ile ilgili yaptığı resmin yorumunu ister Aliya. Der ki bunu nasıl yorumluyoruz? Çünkü sanat gibi teoloji de insanın aşağı yukarı benzeşir şekilde yaratılmış olduğunu düşünür. Ve burada ortaya çıkan iklim aslında Aliya'nın evrimi reddetmek diye bir şeyi yok. Ama Aliya'nın düşüncesi insanın yaratılmış olduğu ile ilgilidir. Çünkü bunun değerlendirmelerini ortaya koyar. Bilim insanın oluşumunu
oluşumuna ilkel yaşam formlarından başlayan uzun bir evrim sürecinin bir sonucu olarak yaklaşır. Bu süreçte zoolojik olan ile insani olan arasında sınırın belirgin olmayıp insanımsı maymun veya maymunumsu insandan evrilme sürecinin oldukça uzun bir zaman aldığı varsayılır. Ayrım noktası olarak neyin baz alırsa alsın dik yürüme, alet yapımı ya da alet kullanımı, konuşmaya başlama, insanın fiziksel gelişimi yahut doğayı kendi faydasına kullanma yetisi gibi noktalar bilim için her zaman dış maddi gerçekler olmuştur. İnsan burada doğanın kucağında yetişen ve ondan ayrılmayan doğanın çocuğu konumundadır diyor. Bunun aksine din ve sanat insanın yaratılışından bir süreç değil, ilahi bir dokunuş olan, sürmeyen, akmayan, tersine anlık, acı verici bir dönüm noktası olarak bahseder. Neredeyse bütün dinlerde farklı simgelerle mevcut bulunan insanın yaratılış vizyonu, insanın maddi gerçeğe atılışını, onun dünyaya düşüşünü, insan ile tabiat arasındaki çelişkiyi, insan ile yabancı düşman bir dünyanın karşılaşmasını anlatır, diyor Aliya. Yani bu konuyu aslında ciddi olarak ele almak gerekiyor. Bence Aliya'nın buradaki bütün batılı felsefecilerden yola çıkarak elde ettiği bu izahlar ve batılı bilim adamlarından ortaya çıkarak elde ettiği insanlar, insanın aslında bu Darwin'in teorisine Aliya şöyle der. Biraz da insanın mistik yönüne, yani o ruh dünyasına hitaben şöyle der. İnsan göründüğünden fazlasıdır. Yani bugün insanı işte konuşan hayvan olarak, zeki hayvan olarak, yürüyen hayvan olarak, yani bilimin izah ettiği o insanı hayvanla özdeşleştiren her ne varsa, Aliya diyor ki, evet belki bütün bunlar insanın kendi içinde var. Fakat insan bunun daha fazlasıdır. Yani o metafizik olana, yani Sema'nın prologuna onu şey yapar, onu yönlendirir. Dolayısıyla bir anlamda ilk bölümlerde Aliya'nın yaptığı şey insanın yaratılışı ile ilgili o süreci öncelikle belirlemek. Ben bunu birçok alanda Aliya ifade eder. Bireyin özgürlüğüyle ilgili, yani işte humanizm, yani insancılık, sadece buna şeyi bireyin insancılığı için böyle bir şey olarak görmemek gerekiyor. Yani bir başkasının yerine kendini koyma düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bizatihi o ahlaki ve insani olarak ögelerin de ihyası olarak görmüş olmak gerekiyor. Onun için Aliya insanı semanın evladı ve yeryüzünün kurduğu olarak tanımlar ve bu tam da böyle olduğunu söyler. Ben özgürlüğü de bu bağlamda ele alır ve der ki, eğer bir bireyin özgürlüğünden bahsediyorsak o zaman Tanrı'nın varlığından da bahsedeceğiz. Özellikle ilk iki bölüm bir anlamda insanın yeryüzü serüvenini, nasıl oluştuğunu ve Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi, bunun karşılığında materyalizmle bilim arasındaki, bilimin izah ettiği insan arasındaki çelişkileri anlatır. Çok ben burada birkaç not almıştım. O kadar çok not almışım ki arkadaşlar görsünler. Kitabı her bütün sayfaları aslında çizilidir. Şimdi ne kadar zamanımız var Ekremciğim? Hocam bir 10 dakika daha var galiba. Öyle mi? Ben, yani, tabii siz bilirsiniz. Evet. Şimdi mesela özellikle bizi hekim arkadaşlarımız dinliyorsa Aliya enteresandır. Hem psikolojiden hem de gözün yapısından bahseder. Yani bunun nasıl oluştuğu ile ilgili, insanların bunu nasıl kıyas ettikleri ile ilgili bir boyutu anlatır. Bunu tabii arkadaşlar
mutlaka okumuşlardır. Aliya şöyle der tabii, der ki hayatı yalnızca bilim insanlarının açıklamalarıyla anlamamız mümkün değildir. Çünkü hayat bir mefhum olduğu oranda bir mucizedir de. Mucizedir de. Ressam Jean Dubuffet der ki ağaç beni hayranlık uyandıracak derecede şaşırtıyor. Şaşırmak ve hayranlık duymak hayatı anlamamızın belki de tek şeklidir. Yani felsefenin biliyorsunuz temelinde de aslında bu yatar. Yani şaşırmak, yani hayret etmek ve o temelde de bu yatar. Bunu da söylemeliyim. Evet. Şöyle doğanın bu hakiki mucizelerinde, yani işte göz, doğadaki varlıkların oluşturduğu şey, o hayvanların hayatı bütünün incelendiğinde ortaya çıkan bu harikuladelik, doğanın bu hakiki mucizelerini din en yüksek akıl olan Tanrı ile açıklamaktadır. Yani Allah'ın yarattığı ile ilgili açıklamak. Bilimin verdiği bütün açıklamalar son tahlilde tek bir kapıya çıkmaktadır. O da her şeyin kendi kendine oluştuğudur. Yani bilim insanın bütün varlığın, canlıların yeryüzündeki şekli ve insanın yeryüzündeki oluş biçimini kendi kendine oluşma şeyi olarak izah etmektedir. Ve diyor ki Aliya buna, insan ruhuna bundan daha büyük bir hurafe dayatmak mümkün değildir. Şimdi insanın gözü ve beyni gibi mükemmel ve karmaşık bir yapının bir tesadüf eseri veya kendi kendine oluştuğunu kabul etmek, bütün Yunan mitolojisini hakikat olarak kabul etmekle eşdeğerdir. Burada büyük İslam düşünürü Gazali'nin bir sözünü hatırlatmak yerinde olacaktır. Bütün mucizeler tabii ve bütün tabiat mucizevidir. Evet, böyle diyerek bugünkü ilk bahsimizi bitirmiş olalım. Ben aslında normalde arkadaşlarımız burada bu kitabı tahlil edeceklerdi ve ben de bir toparlama yapmış olacaktık. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Aliya'nın aslında Doğu Batı arasında İslam kitabı ile birlikte yaptığı şey, öncelikle inanan insanın kendi inancına karşı olan güvenini sağlamlaştırmak. Son 200 yıldır evrensel paradigmaların ve modern ve o kolonyalist anlayışın ve modern dünyanın ortaya çıkarttığı o teknoloji ve modernite karşısında ezilmiş olan insanın, yani bir enstrüman haline dönmüş olan insanın yeniden kendisini keşfederek ve o insan onurunu kavrayarak ayaklarının üzerine dikilmesi ve yeni hayatı bütün doğayla barışık, adaletli, merhametli, özgürlükçü ve eşitlikçi bir düzeyde oluşturmuş olmasını söyler. Bu ilk bölümler, yani pozitivizmle, bilim ve pozitivizmle birlikte din ve inanış biçiminin bir mukayesesi şeklindedir. Mutlaka okunması gerekiyor. Ben tekrar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın. Lütfen kurallara uyun. Seyhan Yağar kardeşimiz geldi. Onu selamlıyorum çünkü o anestezyolog. Yani kim bilir bugünlerde ne tür vakalarla karşılaşıyor. Ben sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Markettekileri evlere servis yapanları ve eczacıları, herkesi tebrik ediyorum. Bu süreçler geçecek ve yeni bir aydınlık bir dünya inşa edecek. Tam Doğu Batı arasında İslam kitabı son derece ehemmiyetli oldu. Çünkü artık yeni bir dönem başlayacaksa bu döneme bizim vereceğimiz cevap ne olmalıdır?
Ali'ye evrensel bir aklın ne olduğunu